Hadi ablacığım gidince ara. Babamı ve Murat'ı çok öp, tamam? Tamam. Bakın sizi bekliyorum artık ona göre. Geçen seferden bir şey anlamadım. Sümbül abla sizi bilhassa bekliyorum. Siz bunları aldırmayın, atlayın uçağa gelin. Tamam. İnşallah kızım. Ben de çok istiyorum en kısa zamanda. Kışın burada ne yapacağımı şaşırıyorum vallahi. Anlaştık o zaman, haftaya bekliyoruz. Aa, o kadar da değil. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. Haberleşiriz. Her şey için sağ olun çocuklar. Dikkat edin. Güle güle. Hoş geldiniz. Hoş geldin Kader. Biz de Bahar'ın ablasını geçiriyorduk. Gördüm. Kıza susamla helva getirdim. Bizim köyden yollamışlar. Pek sever o. Aa, sadece o mu? Ben de bayılırım. Aa, bize göre değil mi? Ama bir parçacık yiyebilirsin. Bana da var mı Kader abla? Deli olurum susamla yani. Ben. Aa, şunlara bak. Ne kadar heveslisi varmış. Çocuğa kalmayacak. Hadi, hadi. Bir tepsi yaptırı yollarım. Şimdi ben gidiyorum. Herkese iyi günler. Hadi iyi işler. Güle güle, güle oğlum. Hı. Gel Kader. Hayri, Kader ablana kahve yap kızım. Acı olacak değil mi abla? Öyle kızım. Nasılsın Dilara? Sağ ol Kader abla. Ne haber? Başım çok ağrıyor. Bir şeyler yiyip yatacağım. Gelsene atölyeye. Kahvaltını oraya getirsinler. Belki sonra gelirim. Nasılsın görmeyeli? İyiyim işte, ne olsun. Sizde ne var ne yok? Dün Piraye aradı beni. İnsan yaşarsa gençken yaşarmış. Sonraları düşünürmüş diye güzel bir söz okumuştum. Hah, sofra hazır. Oh, çok acıkmışım vallahi. Buyur otur. Yemeği getirin kızlar. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Ne oldu? Niye yüzün asık senin? Hadi değiş gel konuşuruz. Bir rakı koyver bana. Hadi buz etti. Yesene yemeğini. Yiyecek hal mi kaldı? Elim ayağım boşandı. Olan olmuş. Ne yapalım? Ne yüzden çıkacağım ben o kadının karşısına bir daha? Yerin dibine geçmiştir. Yarın o çiftliği ara, kendilerine başka kapı bulsunlar. Kahya'nın ne günahı var? Kaç senedir kendi malı gibi bakıyor adam. O melek karısı gevşek. Oradayken de rezil etti beni. Hemen kovacaktım. Sümbül ant verdi. Ben ortalığı siz odanıza çekilince toplarım dedi. Densiz. Hiç güleceğim yoktu. Öyle mi dedi? Ay, bunu duyunca Sümbül'ün suratını görmek isterdim. Gülme Kader. Ne yapacağım şimdi ben ya? Piraye'yi mi öldürem? Melekli o ablasını mı doğrayayım? Bu işin cılkı çıktı. Böyle olmaz. Al karşına Sümbül'ü. Bu işi bir şeye, bir resmiyete dökün artık. Olur. Sümbül de onu düşünüyordu. Öyle deme. Sümbül de seni seviyor bana kalırsa. Piraye'nin söylediklerini sana niye anlattı sanıyorsun? Artık Ali benden uzak dursun. Artık bu iş dile düştü, buraya kadar demeye getiriyor. Yoksa o Piraye'nin ağzının payını vermesini bilmez miydi? Bak, ağzını bile açmamış. Çiftliğe gittiğimiz yalan demiş, çıkmış işin içinden. Seven kadın öyle mi yapar? Sana ne? Adam benim, otur derdine yan der. Ya da kızar, bağırır çağırır. Bana anlatmasının sebebi bana kalırsa karıyı zapt et diye. Sana anlatmaya utandığından. Ben onu bir zapt edeceğim ki alamadan gidecek. Ama önce şu meleğin defterini dürmek icap eder. Yapma Ali. Kahya'ya günah. Kahya kalacak. Karı gidecek. Gitsin o boşboğaz kardeşinin yanında yaşasın. Adam bu yaşta karısından mı edeceksin? Günah. Ben ona köyden genç bir dul alırım. Kahya bir daha meleğin adını bile anmaz. O çiftliğe gitmeye çok meraklı 10 tane dul karı çıkar. 2 bahçe verdin mi uça uça giderler. Vallahi korkulur senden. Alo. Kahya'yı versene Melek Hanım. Alo Kahya. Yarın bir buraya geliver. Gel beni gör. Yok yok. Hayırlı bir iş. Kız bakacağız sana.
Gülersin değil mi? Sen yok musun sen? Yok vallahi merak etme. Hayırlı bir iş dedik ya. Hadi.